Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Zekeriya Gündüz. Bugüne kadar ülkemizin farklı şehirlerinden pek çok okulun tanıtımını sizlere yaptım. Eski videolarıma bakarak onlardan tekrar faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda da ülkemizin en başarılı fen liselerinden Konya Meran Fen Lisesi ile karşınızdayım. Sunuma geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir sonraki videoda da hangi okulu tanıtmamı istiyorsanız okulun ismini yorum kısmına arkadaşlar yazabilirsiniz. Şimdi okulumuzu daha yakından tanımaya başlayalım. Arkadaşlar okulumuzun öncelikle eğitim süresi 4 yıl. Hazırlık yok arkadaşlar. Yabancı dil olarak İngilizce eğitimimiz var ve özellikle uzaklardan gelen öğrencilerimiz için okulun hem kız hem de erkek öğrenciler için yatılı pansiyonun olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar okulumuzu biraz daha yakından tanıyalım. Okulumuz 1989-1990 eğitim öğretim yılında açılmıştır. Okulumuz karma, yatılı ve gündüzlü olup eğitimini gündüz sürdürmektedir. 2020 yılında okulumuzdan mezun olan 76 öğrenciden 30'u tıp fakültelerine, 3'ü diş hekimliği fakültelerine, 23'ü mühendislik ve mimarlık fakültelerine, ikisi ise eczacılık fakültelerine yerleşmiştir. Arkadaşlar 2020 YKS sınavında öğrencimiz Halil sayısal puan türünde Türkiye ikincisi olmuştur. 4 öğrencimiz de ilk 100, 13 öğrencimiz ilk 1000 ve 50 öğrencimiz ise ilk 10.000 içerisinde yer alarak çok güzel bir başarı elde etmiştir. Okulumuzun proje çalışmalarına baktığımızda arkadaşlar TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları, TÜBİTAK Kimya Olimpiyatları, Teknofest çalışmaları, Erasmus çalışmaları, eTwinning çalışmaları karşımıza çıkmaktadır. Özellikle üniversite başarısını merak eden öğrencilerimiz için arkadaşlar bu bölümü tekrar hatırlatmak istiyorum. Konya'daki arkadaşlar Meran Fen Lisesi 5 öğrenci bilgisayar mühendisliği, 4 öğrenci elektrik elektronik mühendisliği, 2 öğrencimiz elektronik ve haberleşme mühendisliği, 2 öğrencimiz yapay zeka veri mühendisliği, 1 öğrencimiz endüstri mühendisliği gibi pek çok arkadaşlar mühendislik bölümüne yerleşti. Listeyi buradan sizler de takip edebilirsiniz. Listenin son kısmına geldiğimizde 30 öğrencimizin tıp fakültelerine, 3 öğrencimizin diş hekimliği fakültesine ve 2 öğrencimizin de eczacılık fakültesine yerleştiğini görebiliyoruz. Okulumuzun kısaca TÜBİTAK başarılarından da arkadaşlar sizlere bahsetmek isterim. TÜBİTAK 50. lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması kapsamında Konya Bölge Sergisi'ne fizik alanında davet edilen okulumuz öğrencilerinden Emin G ve Fatma Nur U tarafından hazırlanan sıvılar için kapalarite kavramı kullanılarak yeni ve farklı bir yöntemle yoğunluk ölçümü isimli proje bölge birincisi olmuştur arkadaşlar. Yine okulumuz öğrencilerinden Emre ve Tarık Buğra tarafından hazırlanan ulaşım araçlarının monokok gövde tasarımına ek olarak kaza sonrası gövde ayırma aparatı isimli proje ise bölge ikincisi olmayı başarmıştır. Arkadaşlar okulumuzun yıllara göre kontenjanına baktığımızda 2019 yılında 120 öğrenci, 2020 yılında arkadaşlar 170 öğrenciye çıkmış oldu. 2020 LGS sınavı tüm Türkiye'de LGS sınavına katılan öğrencilerin rekor kırdığı bir yıldı arkadaşlar. Doğal olarak Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin mağdur olmaması adına tüm Türkiye'de kontenjanlarda ciddi bir artış göstermişti. Doğal olarak okulumuzun kontenjanı da o sene artmıştı. Fakat ondan sonraki yıllarda tekrar kontenjanımız 120 öğrenci olan ideal seyrine gelmiş oldu. Ve en çok merak ettiğiniz bölüm olan okulumuzun taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Arkadaşlar özellikle tercih sürecinde olan öğrencilerimiz ve ailelerimiz için şunları belirtmek istiyorum. Lütfen tercihlerimizi yaparken taban puanlara değil yüzdelik dilimlere bakarak tercihlerimizi yapalım. Sizler de biraz sonra duyacağınız gibi puanlar soruların zorluğuna ve kolaylığına göre yıldan yıla
değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin 2018 yılında LGS'nin ilk yılında arkadaşlar taban puanımız 432 puanken bir sonraki yıl 485 puana zıpladı. Arkasından 470 puana düştü. Daha sonra 463 puana düştü. Ve 2022 yılında ise arkadaşlar tekrar 475 puana çıkmış oldu. Dikkat ederseniz puanlarda arkadaşlar çok ciddi bir farklılık var. Ama yüzdelik dilimlerine baktığımızda o kadar büyük bir oynamanın olmadığını görebiliyoruz. 2018 yılında arkadaşlar 0.72, 2019 yılında 0.63, 2020 ve 2021 yıllarında arkadaşlar 0.56'lık yüzdelik dilim ve son olarak 2022 yılında 0.68'lik yüzdelik dilim ile öğrencilerimizi arkadaşlar kabul etmiş oldu okulumuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese başarılar. Hoşçakalın.